Nasıl kaybolur ortadan Azo ya? Ya nasıl böyle bir şey olabilir ya? Kesin başına bir şey geldi. Tamam Mahsire, tamam ne olur. Ne olur. Ne olur kafanda kurutturma. Deniz abla kesin başına bir şey geldi. Bak Azo oraya imza atmamazlık yapmaz. Of. Kesin bir şey oldu. Bak. Bak şimdi aklıma ne geldi. Azo'ya tomar tomar mektuplar geliyordu ya. Yani bana hiçbir zaman anlatmazdı ne yazdığını da. Şimdi son dönem bu mektuplar geldiğinde böyle bir şey oluyordu. Bir işkilleniyordu. Böyle bir nevri dönüyordu. Bak kesin o mektupların içinde bir şey var. Kesin. Olabilir. Murat mektupları Azra'dan önce okuyordu değil mi? Hı hı. Ben ona sorayım. Bundan bir şey çıkabilir. Çıkar. Kaçmaya çalışarak benim kalbimi kırdın. Senin kalbin neydi? Senin suratını, sıfatını... Yaşadığın her şeyi hak ediyorsun. Şu iplerden bir kurtulayım. Geberteceğim seni. Duydun mu? Allah'ın sapı. Geberteceğim lan seni. İşte bu. İşte bu tam olarak bu Azra, işte bu. Dök içindeki zehirleri, at at bütün zehirlerin hepsini at. İşte aşık olduğum kadın bu, işte sevdiğim kadın bu, işte tutku bu. İşte Azra, tutku bu. Sen benim yüzüme yağı döktüğün zaman... ...başka bir insanın yüzüme bakmaması için yaptın bunu, biliyorum. Azra... ...şu an sevmiyorsun belki beni ama... ...aynı olduğumuzda seveceksin. Bana bak Vecdi. Kredini harcadın, harcadın, harcadın. Sonuna geldin. Hesabın şişti. Ömür çizgin. Kısaldı. Sana son bir şans. Al bu şansı. Adam gibi kullan. Bak gençsin, güzelsin. Sana yazık olur Vecdi. Şimdi beni iyi dinle. Bu Azra karısı kayıp. Hı. Şartlı tahliye imzasına bile gelmemiş. Bunun başına bir şey geldi mutlaka. Anne, ben Azra'yı takip ederken peşimde bir adam vardı. Tekinsiz bir tip. Yüzünü de saklıyordu. Oradan dikkatimi çekti. Belli ki bir husumeti var. Yüzünü mü saklıyordu? Ulan bu yüzünü yaktığı adam olmasın? Olabilir. Ben bir kayıtlardan bakarım. Olmalı ilk oradan başlarım. İyi. Aferin. Bana bak. Ne yap? Et. Bu Azra'yı bul, paketle ve işte. Azra'yı bulmadan da seninle bir daha... Cenazen hariç görüşmek istemiyorum. Anladın? Tamam anne, merak etme. Ben Azra'yı bulurum. Hah, iyi. Anladın sen. Ha Vecdi, bir şey daha. Bizim şu eski yağlı müşterilerden... ...Burak Kervancıoğlu'nun avukatını bul. Söyle ona, beni arasın. Şimdi bunun kızı buralara düşmüş. Bir yardımımız, bir faydamız olur. Vecdi, bal tutan barınağını yaladığına göre. Hadi bakayım. Öyle anne, öyle. Tamam. Ulaşırım ben. Ne yapıyorsun sen? Bu niye dolanıyor burada? Ceza kestik ona. Kapı kapanma saatine kadar odasına giremeyecek. İşte böyle biraz ortalarda dolansın istedik. Utanır belki. Gel. Sonra çamaşırhanenin olduğu yerde göstereyim. Değil mi? Ha gel, bizden çay kahve iç. Ha? Hadi gel. Yok, ben odaya geçeyim. Neden girmiş içeri? Üvey babasını deşmiş bu. Adam yoğun bakımdamış. Neden? Yüzüne baksan melek gibi kız emme. Bu meleti kullandırmış bu da. Adam da yapma kızım etme kızım demiş. Kavga çıkmış. Bu da makası sokmuş adama. Gelin bakayım. Thank you.
Hoş geldin. Gerçi burası çok hoş gelinecek bir yer değil ama. Hikayeni duyduk. Madde kullanıyor musun? Ne kadarı doğru, ne kadarı değil bilmem. Ama eğer söylenenler doğruysa seni burada barındırmam. Anladın mı? Anladın mı? Anne, bu yeni kız var ya, Burak Kervancıoğlu'nun kızıymış. Her yerde bunlardan bahsediyorlar. Babası benim yağlım işlerim eskiden. Nereden düşmüş bu minik kuş buraya? Niye yapmış? Allah, orasını bilmiyorum. Üvey evlat ya, rahat batmıştır herhalde. Babalığı makasla deşmiş. Adamın durumu çok ağır. Hastanedeymiş şimdi. Zavallı ya. Dağ gibi adam. Hepsini konuşuyorsun sen de. Bak bak bak. Ufaklığa bak. Neler de becermiş. Oh. Hayırlı olsun. Körpecik gencecik kızı almışsınız yanınıza. Taze kan babında. Ya nasıl da ürkek baksana. Kuzu. Aynı senin ilk günler. Ya ben bunu yerim. Kudret hadi. Hadi işine bak. Yemeğine dön. Boğazında kalmasın sonra hadi. Bak sen. Anam ölmese bari. Hadi kalkın lan. Yeter yediniz.
Melek koş. Allah kurtarsın. Kuzu kaptan. O Melek kuşa iyi bak. Sana benzemez. Melek koş. Bir şeye ihtiyacın olursa biz, yani Kudret annen her zaman burada senin için. Unutma. Geçin. Kahretsin Dari. Merhaba. İyi geceler. Şiirli Geceler adlı dinletimle ilk kez karşınızdayım. Aşklarına kavuşamamış şiirler okuyacağım sizlere. Belki sayemizde kalpten kalbe yol alırlar. Sizlere okuyacağım ilk şiir Atilla İlhan'da. Ben sana mecburum. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor,
gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemez. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Evet. Tamam mı Dursun? Tamam. Evet hanımlar, sayım bitmiştir. Teşekkürler. Murat Bey. Murat. Şey, benim sana bir şey söylemem lazımdı. Yani söylemem gereken bir şey var. Evet, seni dinliyorum. Şey, Azra ile ilgili. Azra'nın şartlı tahliyesiyle ilgili imza atmaya gitmemiş. Yani başı belada olmasaydı kesinlikle o imzayı atardı bir şekilde. Çok endişelendik biz, hasretle de biraz böyle konuşunca acaba ne olabilir diye aklımıza mektuplar geldi, ona gelen mektuplar. Sen okuyordun ya. Yani mühür basmak için. Acaba onların içinde böyle onu tehdit eden ya da rahatsız edebilecek bir şey hatırlıyor musun? Evet, vardı öyle bir şey. Hatta ben bu konuda Azra'yı uyarmıştım. Murat, ne yapalım? Yani bilmiyorum, böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız, ne yapalım? Tamam, sen merak etme, ben ilgileneceğim bu konuyla. Biz Zerrin Hanım'la konuşayım. Tamam, sağ ol. Bana haber verirsin değil mi? Tabii ki. Sağ ol. Deniz Demir efendim. Gelsin. Gel Deniz. Otur. Ne oldu? Buldunuz mu Azra'yı? Henüz değil. Ama ben talep ettiğin hususa dair gerekli yerleri bilgilendirdim. Mektuplarla ilgili polise haber verdim. Şüphelilerin peşine düşünmüştür. Azra en yakın zamanda bulunacaktır. Kaygılanmayın. Hem zaten kötü bir şey olsa haberimiz olurdu. Özge ile bebeğin yerini bir tek biz biliyoruz. Yani bu aralar Kudret'in de en büyük derdi torununu bulmak. Hani diyorum acaba koz olsun diye. Azra'yı Kudret kaçırmış olabilir mi? Hani şantaj olarak kullanmak amacıyla. Bilmem. Sen ne dersin? Kudret yapabilir mi böyle bir şey? Yapabilir mi? Kudret'in yapabileceklerinin sınırını anlatan bir kavram henüz icat olmadı. Yok yani, bilmiyorum, bir şey yapmamız Deniz lazım. Bak, gerekli merciler gerekli şeyleri yapıyor. Siz de ortalığı daha fazla karıştırmayın. Peki. Çıkabilir miyim? Tabii. Henüz daha başına bir şey gelmediyse Azra, tıpış tıpış döneceksin buraya. Elime düşeceksin. Sen buraları kolaçan et. Sen de burayı. Yiğit Keskin. Hayırdır, buyurun memur bey. Azra Kaya kayıp. Bir bilginiz var mı? Yok canım, nasıl bilgim olsun? Yani hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığım birisiyle ilgili bir bilgim olamaz herhalde, değil mi? Saçma. Biz de sizi bunun için uyarmaya geldik. Ha. Dikkat edin, size zarar vermeye çalışabilir. Tamam, o zaman ben dikkatli olayım. Kapıyı, pencereyi kapatayım. Tamam. Bir sıkıntı olursa bize haber verirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi çok günler. Sağ olun. O ses neydi? Kedim.
Hector. Ya bu sıralar kızgınlık döneminde de. O yüzden aralı böyle. Ya adı gibi işte Hector. Çok sağ olun. Ben hallederim. Merak etmeyin siz. Peki. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler.